Sıradan geçiyor. Ben buraya geldiğimde anıtın çevresinde biraz dolaşınca açıkçası bir hüzün kapladı içimi. Çünkü o isimlerden bazılarıyla tanışıklığım var. Bazılarıyla bir arada oturmuşluğum, yemek yemişliğim, çay içmişliğim, sohbet etmişliğim var. Meslektaşlarım, biz onların anılarıyla yaşarken artık buradaki ilk konuşmacının söylediği gibi bu topraklarda yaşamaya devam edecekler. Gerçekten onur duyduk. Çok teşekkür ediyoruz Tepebaşı Belediyesi'ne. Işıklar içinde uyusunlar. Gelecekte de sağlıkçıların alın terleri toplumun devası olsun arkadaşlar. Tabi burada durduğu sürece hep hatırlayacağız. Onların verdiği mücadeleyi, işte topluma neler kattıklarını, nelerini feda ettiklerini, o insanları hatırlamak. Bu tabi maalesef çok eksik bıraktığımız bir şey. O yüzden Tepebaşı Belediyesi'ne, özellikle Sayın Başkanıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Dedik pişmiş toprak sanatçıların da işin içine katalım. Ama gelemeyeceklerine göre online bir takım görüşmeler yapalım. Konuyu anlatalım. O konu paralelinde bize hissettiklerini gösteren işte seramik kareleri göndersinler dedik. Koyacağımız isimler ve plaketler neticesinde daha uzun olması gereken bir bacaydı. Bacağını tekrar yükselttik. Hele tüten baca gördüğümü çok etkilenirim. Yani bir yaşam belirtisidir o duman. Konuşmamda da söylediğim gibi bu bacadan da kaybettiğimiz o güzel insanların sevgileri çıkacak. Eksik olmasın Ahmet, bizim Eskişehir'de onlara olan şükran borcumuzu ifade etmek için bu güzel eseri yaptırdı. Gelecek kuşaklar bunu gördükleri zaman salgının ne demek olduğunu, sağlığın ne demek olduğunu çok daha iyi anlayacaklar. Bu insanlar hepsi ayrı bir değerdi. Yaşamlarını çok sevdikleri meslekleri uğruna, çok sevdikleri insanlar uğruna, çok sevdikleri işi yaparak sonlanmış oldu pandemide. Geride gözü yaşlı anneler, gözü yaşlı eşler, çocuklar bıraktılar, sevgililer bıraktılar. Tamamlayamadılar, hayalleri vardı, yaşamlarını tamamlayamadılar ama büyük bir destanı tamamladılar. Her biri bu destanın kahramanları oldu. Aslında söylenecek çok şey var. Yani bu fedakarlığı gösteren bu anıt, burada göğe yükselen bu anıt aslında Anadolu'nun, Anadolu topraklarının bu evlatları kucaklaması gibi bir anlamda. Bu bacanın tütmesi tabii yaşamı temsil ediyor. Tabii her bir sanatçı burada duygularını nakşetmiş buraya, sevgiyi nakşetmiş, hissedilir bir enerji var etrafında dolaştığınızda. Ve bu değerli, kıymetli anıt için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gracias.